Adım Cemil. Namı diğer Cellat. Hapisten yeni çıktım. Bir kiralık katilim ben. Bütün hayatımca yalnız bunu öğrendim. Benim için mazi ve istikbal yok. Yapayalnız, boş bir dünyada yaşıyorum. Doğduğum evi, çocukluğumun geçtiği sokakları, memleketimi hatırlamam ben. Anamın, babamın yüzünü hiç görmedim. Ben doğduğumda onlar ölmüşler. Eller büyütmüş beni yetimhanelerde. Hınç ve kin içinde yoğrulmuşum küçüklüğümden beri. Bana sevgiyi, yaşama tadını tattırmadılar. Kinim, intikamım, mücadelem, yaşamak için öldürmek, ölmemek için öldürmek oldu. İnsanlığın kanunları bunlar. Aşksız, sevgisiz, kuru hayatımın kanunları bunlar. Ama artık ben de bittim, tükendim, bıktım artık bu bataktan. Her şeyden dönmek istedim ama kaderim beni bırakmadı. Öldürmeye, öldürtmeye mecbur ettiler beni. Dünyamı semrasız kurdular, onsuz bıraktılar beni. Sonra gene demir parmaklıklar, soğuk taş duvarlar, yalnızlık. İğreniyorum artık bu hayatta, iğreniyorum.
Çok sever çabuk unuturum. Her gün başka sevgili bulurum. Dansı eğlenceyi severim. Aşka inanmam, sevgiye kanmam. Hiç kimseye bağlanmam. Adım Çapkın Kız, Çapkın Kız. Benim adım Çapkın Kız. Aşk yalan inanmam. Benim adım Çapkın Kız, Çapkın Kız, Çapkın Kız. Benim adım Çapkın Kız. Aşk yalan inanmam. Benim adım Çapkın Kız. Niye kapıyı vurmadan girdin? Söyle bakalım, ne istiyorsun? Seni öldürmeye geldim. Beni öldürmeye mi geldin? Nasıl olur bu? Ben seni tanımıyorum bile! Fark etmez, ben de seni tanımıyorum. Para içinse, istediğin paraysa bende de var. Al işte bak, bunların hepsi para, para! Ne kadar istersen al! Ne istiyorsan veririm! Ben de para çok, çekmecelerin hepsi para dolu! Thank you.
İçeri girebilir miyim? Affedersin, birden ne yapacağımı şaşırdım. Beni tekrar aradığın için ne kadar mutluyum bilemezsin. Bir şeyin yok değil mi? İyisin ya. İyiyim. Seni çok aradım Cemil. Beni bir başıma bırakıp gittiğin günden beri aniden kayboluverdin. Öyle gerekiyordu. Seni tanıyan herkese sordum. Hapiste olduğunu söylediler. Seni bulmuştum ya. Olduğun yerin önemi yoktu. Hapishaneye koştum, çıktı dediler. Aramakla hata etmişsin. Seni seviyorum Cemil. Beni bırakıp gitmene, içinde yüzdüğün kötülüğe rağmen seviyorum. Nişanlandın mı? İyi yapmışsın. Doğrusu da buydu zaten. Seni kaybedince yapayalnız kaldım. Kimsem yoktu. Oysa sana sığınmaya alışmıştım. Senin yanında kendimi güçlü hissediyordum. Orhan'ı o sıralarda tanıdım. En yalnız, en zor zamanlarımda bana destek oldu. Biraz sonra beni almaya gelecek. Artık gitmem gerekiyor. Polis yarın sana gelebilir. Bu gece saat 10 ile 12 arasında beraberdik, anladın mı? Anladım. Cemil! Tekrar geleceksin değil mi? Sanmıyorum. Bir şey olursa seni ararım. Efendim? Şef, ben Aydın. Bir cinayet ihbarı aldık. Evet. Dinliyorum. Büyük Nur Bar'ın sahibi odasında alnından tek kurşunla vurularak öldürülmüş. Adı Ahmet. Sirkaf namıyla tanınır. Herhangi bir ipucu var mı? Hiçbir delil yok şef. Kimse de bir şey görmemiş. Fakat cinayetin işleniş tarzından... Gene çok acele ediyorsun karar vermek için. Vaka mahallinden ayrılma. Hemen ekiple geliyorum. Üç tane şahit var efendim. Merkeze götürün. Başüstü. Bir şeyler bulabildiniz mi? 3 metreden ateş edilmiş. Adam hemen ölmüş. 9 milimetre çapında toplu bir tabanca kullanılmış. Bu celladın işi şef. Çok çabuk karar veriyorsun. Bu şekilde iş gören bir o vardır şehirde. Bakalım anlayacağız. Şüphelileri merkeze toplayın. Başüstüne. Yazıyor, yazıyor, cinayeti yazıyor! Cinayeti yazıyor! Yazıyor! Thank you.
dün gece neredeydin? Söyledim ya, bir arkadaşımla beraberdim. Arkadaşını anladık ama kim? Önce ben size sormalıyım. Beni neden buraya getirdiniz? Rahatsız mı oldun? Kâfi delil olmadan canınızın istediği an beni buraya getiremezsiniz. Hapisten çıkalı 2 ay olmuş bir sabıkalı, kiralık bir katil olduğunu unutuyorsun galiba. Bu beni suçlamak için yeterli değil. Bu kalalığı bırak da sorduklarıma cevap ver. Seninle iki dost gibi konuşalım Cemil. Kaçamak cevaplarla bizi oyalamaya kalkışma. Hapishaneden çıktığın günden beri peşindeyiz. Öyleyse konuşacağımız bir şey yok. Bırakın beni gideyim. Dün gece eski sabıkalılardan Sirkaf Ahmet kulübündeki odasında öldürüldü. Bundan bana ne? Eski gangster senin usulünle temizlenmiş. İki kaşının ortasına yerleştirilmiş, tek kurşunla. Böyle zırvalarla beni burada tutamazsınız. Tek kurşunla adam öldürmek artık maharet olmaktan çıktı. 15 gün silah kullanan herkes bu işi yapabilir. Bu ne alçak gönüllülük cellat? Kullanılan tabanca da 9 milimetre çapında. Senin merakındır bu. Siz zeki insansınız. Dünyada aynı çap silaha meraklı binlerce insan varken sadece benden şüphelenmek biraz komik olmuyor mu? Senin hesabına öyle olmasını dilerim. Dün gece onda neredeydin? Bir kız arkadaşımın evinde. Anlarız. Adres? Yeni Levent. Yazıcı Sokak. Dikkatli bakın. İyice tetkik edin. Bu değildi. Hayır, hiç ilgisi yok. Hayır. Bu değildi. Tamam, bu adam. Evet, o! Siz? Hayır, bu da değildi. Nasıl olur? Tas tamam, bu adamdır. Ne diyorsunuz? Benim gördüğüm adam bu değildi. Belki daha zayıf, belki daha uzun boylusu. Emin misiniz? Tamamıyla. Vestiyer'in tanıdığı adam bu olabilir. Ama benim oda kapısında gördüğüm insan... mümkün değil, bu olamaz. İçeri alın. Sizler şimdilik gidebilirsiniz. Bu adamı tanıyor musunuz? Evet. Ne kadar zamandır? 3 senedir. Semra! Ne var, ne oluyor? Neden buradasın? Nişanlınız mı? Evet. Buyurun, oturun lütfen. Devam edelim mi? Tabii. Dün neredeydiniz? Evdeydim. Bütün gün mü? Öğleden sonra çarşıya çıktım. 6'da eve döndüm. Gece yarısına kadar da gene evdeydim. Ya gece yarısından sonra? Orhan'la bir kulübe gittik. Kaçta geldiniz Orhan Bey? Yanılmıyorsam 12'ye 10 geçiyordu. O saate kadar evde yalnız mıydınız? Hayır. Yanınızda kim vardı? Eski bir arkadaşım, Cemil. Semra, ne söylediğinin farkında mısın? Doğruyu. Kaçta geldi Cemil? 10'da. Birkaç dakika yanılmış olabilir. Kaçta ayrıldı? Orhan gelmezden birkaç dakika önce. Orhan Bey, karşınıza dikkatle bakın. Bu adamı daha önce hiç gördünüz mü? Dün gece Semra'ya gelirken apartmandan çıkıyordu. Yanılmadığınıza emin misiniz? Tabii.
giyinişi ilgimi çekmişti. Pekala, buyurun. Teşekkür ederim. Gidebilir miyiz? Tabii. Yalnız gerekirse sizi tekrar buraya kadar yorabiliriz. Serbestsin. Elimizde delil olmadığı için seni tevkif edemiyoruz. Terfiğin için tevkif edilmem icap ediyorsa bir kolaylık yapabilirim. Gidebilirsin. Biliyorum, seni küçük düşürdüm. Beni affet demeye bile yüzüm yok. Benim için üzülme, seni suçlamıyorum. Teşekkür ederim. Seni tanıdığım günden beri geçmişinde çok sevdiğin biri olduğunu biliyordum. Yanılmamışım. Onu böyle bir durum içinde tanımayı istemezdim. Orhan! Bir şey söylemene lüzum yok. Seni seviyorum ve bu acı oyuna rağmen seninle beraber olmaktan memnunum. Çok iyisin. İnsan senin yanında olunca yeryüzünde kötülük yok sanıyor. Rıza gönderdi beni. Neden kendisi gelmedi? İşi vardı. Parayı ben getirdim. Pazarlığı Rıza ile yaptım. Paramı da ondan alırım. Ben vereyim de sen istersen alma.
Ben müdüriyete gidiyorum. Yapılacak hiçbir şey yok. Sen de haber ver, bu leşi morga kaldırsınlar. Kaza kurşunuyla ölmüş. Gazetecilere de haber verilmesin. Baş üstüne! Cesedi morga kaldırttım şef. Herif kendi tabancasıyla kendini vurmuş. Gazeteler böyle yazacaklar tabii, fakat... Mesele başka. Hayır şef, bilirsiniz, cellat bir kiralık katil mi diyeceksin? Tek bir cinayeti işleyen adamı mı elde etmek istersin? Yoksa bütün bu işleri perde arkasında kalıp çeteyi idare edenleri mi? Söyle. Haklısınız şef, fakat... Evet, bütün hadiseleri ve bu arada ölenleri düşün. Cemil bunların içinde sadece bir nokta. Bak bu paraya! Sahte! Yani birbirlerine düştüler artık. Kıskaç daralıyor. Eski hadiselerden tanıdığım kadar Cemil... Kalleşliğe gelmez mi diyeceksiniz? Hem de hiç affetmez. İki vakasında çalıştım. Her seferinde kurtulmasını bildi ama... bu sefer kapana fena girecek. Ölen Ahmet hakkında tahkikat neticesini ve mazisi hakkında en ufak detayları bile istiyorum. Emredersiniz şef. Cemil, arkadaşlar tarafından her an takip ediliyor. Pavyondaki şarkıcının evi de keza. Tamam, neticeyi bekliyorum. En ufak bir hareket dahi bana derhal bildirilecek. Gölge gibi olacaksınız. Şüpheli bir tarafı kalmadı efendim. Bu olay zincirinin ilk halkası da, son halkası da Cemil. Belki halkalardan biri. Ama bu işin içinde en az onun kadar sorumlu başkaları da var. Anlayacağız. Sarın şunları. Buyurun. Bu saate rahatsız ettiğimiz için özür dilerim. Ancak, çok önemli bir meseleyi görüşmemiz gerekiyor. Buyurun. Şuradan lütfen. Buyurun, oturun. Sizi dinliyorum. Tanıdınız mı? Cemil'i mi? Evet. Yoksa ona bir şey mi oldu? Şimdilik sadece yaralı. Ama bir çeşit ölüm çemberinin içinde. Bugün kurtulsa bile yarın takılacak. İsterseniz ona yardımcı olabilirsiniz. Nasıl? Doğruyu söyleyerek. Anlamadım. Cinayetin işlendiği gece burada olmadığından eminiz. Gerçeği söyleyerek bize yardım edin. Cemil'i yıllardır tanırız. Geçmişi, hali ve geleceği böylesine karanlık bir adamı savunmak gereksiz. Cinayeti işledikten sonra doğru size geldi. Kendisini koruyacağınızı biliyordu. Şu anda dört bir yandan sıkıştırılmış durumda. Ne yapabilirim? Fazla bir şeye lüzum yok. İfadenizi değiştirin yeter. Biz hazırladık bile. İmza edin. Eski ifadenizi yırtar... yerine bunu koyarız. Söyleyiciniz bitti sanırım. Lütfen beni yalnız bırakın. Yanlış hareket ediyorsunuz. Eski ifademi değiştirmeme lüzum yok. Çünkü doğru olan da oydu. Güle güle.
Öteye gidin, ben kullanacağım. Yabancı gibi durma öyle, rahatına bak. Ben üstümü değiştirir gelirim. Garip adamsın. İçki bile içmiyorsun. Buraya içmeye, bacaklarını seyretmeye değil, konuşmaya geldim. Bense en son onu yaparız diyordum. Neden beni ihbar etmedin? Senden hoşlandım. Görür görmez beğendim. Hapishaneye girip çürümene gönlüm razı olmadı. Bu izah bana yetmedi, gösterdiğin sebep yeterli değil. Neden? Bu erkek tavırlarından, emreden bakışlarından hoşlandım. Sırf benden yatmak için böyle bir cinayete seyirci kalamazsın. Masalı bırak, doğruyu söyle! Söyle! Yapma! Doğruyu söylüyorum! Cinayet için beni kiralayan adamı tanıyorsun. Bu yüzden ihbar etmedin beni. Konuş, söylüyorum! Öyle geciktin ki gelmeyeceksin sandım. Sana beni aramamanı söylemiştim. Yaralandığını duyunca seni görmeden yapamadım. Korkulacak bir şey var mı? Hayır. Yaralandığımı nereden duydun? Polislerden. İfademi değiştirmem için sıkıştırdılar beni. Değiştirdin mi? Hayır. Böyle devam edemezsin Cemil. Bu kanunsuz yaşamaya bir son ver. Çok geç. Değil. İstersen yardım ederim sana. Artık bana kimse yardım edemez. Benim kaderim bu. Bu kaderi değiştirmek senin elinde. Bu çıkmaza saplanmadan önce seni tanısaydım belki. Ama artık bütün trenler kaçtı. Onun için beni unut, bir daha arama. Cemil! Gitme Cemil, senin için korkuyorum. Beni unutursan korkmana lüzum kalmaz. Thank you.
Birisine mi baktın Ahbap? Rıza'yı arıyorum, Yılgın Rıza'yı. Bu yakınlarda hiç uğramadı. Gelirse kendisine bir şey söyleyeyim mi? Cellat aradı dersin, o anlar. Hoş geldin Cemil abi, hayrola? Rıza'yı arıyorum. Yılgın Rıza'yı mı? Onun biti kanlandı. Artık lüks yerlerde sürtüyor. Anlıyorsun ya? Görürsen aradığımı söyle. Gelip beni bulsun, ben bulursam onun için iyi olmaz. Baş dön abi, sen merak etme. Beni arıyor musun? Anlaştığımız gibi işi bitirdim. Paramı getireceğin yerde beni öldürtmeye kalktın. Almış olduğum emir değişti. İş yapılınca bedeli ödenir. Kanundur bu. Bana emir verenlerin kanuna falan aldırdığı yok. Seni öldürmem için beni buraya gönderdiler. Demek beni öldürmeye geldin. Çek elini cebinden! Silah taşımam bilirsin. Sigara yakacağım. Hayat bu, daima kuvvetli olan kazanıyor. Ben hakkımı kimseye yedirmem! Sana bu işleri yaptıran kim? Bilmiyorum. Aklını başına topla, her adımda biri ölüyor. Bu kervana katılmak istemiyorsan konuş! Yemin ederim ki bilmiyorum. Konuş! İşin elebaşısını bilmiyorum, ben emirleri Tuğrul'dan alıyorum. Kim bu adam? Noterde çalışıyor. Defol buradan! Aklın varsa bu işlerden uzak dur! Senin gibi adi bir herifin yapacağı şey değil bunlar! Adında birini arıyorum, burada çalışıyormuş. Tuğrul bey bu sabah işten ayrıldı efendim. Acaba evinin adresini biliyor musunuz? Bana verebilir misiniz? Cihangir'de oturur, tophaneye inen yokuşun üstündeki sokak, 42 numara. Sağ ol. Rica ederim. Gecenin bu geç saatinde beni sadece içki içmek için çağırmadın herhalde. Böyle bir karara varmak çok güç. Ama ayrılmamızın doğru olacağını düşündüm. Şaşırtıyorsun beni Semra. Bu işi konuştuğumuzu sanıyordum. Birleşemeyeceğimizi bildiğim halde seviyorum onu. Bir başkasını severken seninle olmak dürüst bir hareket sayılmaz. Onu seviyorum Orhan, başkasıyla yapamam. Ben de seni seviyorum Semra. Ömrünü hapiste geçirecek ya da günün birinde kurşunlanacak bir kiralık katil için
hayatını mahvetmene razı olamam. Bilmiyorum. Dilemiyorum. Çok, çok iyi bir insansın sen. Biraz zaman bırak, bekleyelim. Seni içinden çıkılmaz bir durumda yalnız bırakmak istemiyorum. Girin. Semra Hanım geldi efendim. İçeri al. İçeri girin efendim. Hoş geldiniz, buyurun. Oturun. Teşekkür ederim. Davetinizin sebebini anlayamadım. Benim noterlik bir işim yok. Bundan sonra olacak. Anlayamadım. Gazetelerde okumuşsunuzdur. Geçenlerde sahibi bulunduğu gece kulübünde faili meçhul bir cinayete kurban giden Ahmet Erdem'in babanız olduğunu öğrendik. Olamaz. Maalesef doğru. Merhum hazırladığı vasiyetiyle 5 milyon değerindeki menkul ve gayrimenkulünü size bırakmış. Nasıl olur? Babam ben daha küçük bir çocukken ölmüş. Bunda mutlaka bir yanlışlık olacak. Hiçbir yanlışlık yok Semra Hanım. Babanız hayatının büyük bir kısmını hapishanelerde geçirdi. Belki de bu sebepten onu öldü biliyordunuz. Şimdi her şeyi anlıyorum. Bu mirası kabul edemeyeceğim noter bey. Ne yaptığının farkında mısın Semra? Tamamen. Annemin ölümüne sebep olan, servetini çevirdiği bin çeşit kirli işlerden kazanan bir insanın parasını harcayamam ben. Yanlış düşünüyorsun. Bu kadar hissi olmana sebep yok. Bu servetin nasıl kazanıldığını unutuyorsun Orhan. Nasıl kazanılırsa kazanılsın. Kanunen hakkın bu senin. Yapamam Orhan. Ne olursun ısrar etme. Hiç olmazsa karar vermekte acele etme, bir süre düşün. Beyefendi haklı. Hemen reddetmekle bir müddet düşünmek arasındaki fark sonunda size fayda sağlayabilir. Buradayım. Neden çağırdın beni, ne konuşacaksın? Paranı getirdim. Hem de alacağının ikincisi. O ne cömertlik? Yalnız bir şartla, parayı alınca şehri terk edeceksin. Kim yolladı bu parayı, söyle. Bilmiyorum, inan ki bilmiyorum. Parayı eve bırakmışlar, üstünde de bu kağıt vardı. Şehri terk etmesi şartıyla bu para Cemil'e verilecek. Artık parayı değil, bu işin başını arıyorum. Sen de çekil aradan aklın varsa, çünkü ortalık karışacak.
üstüme salan kim? Bilmiyorum! Konuş! Bilmiyorum! Ben emirleri şarkıcı kadının evinden alıyordum. O ok bir ses bana bütün yapacağım işleri söylüyordu. Parmaklıklar sıkıyor değil mi hür yaşamak isteyenlere? Ama sen artık büyüdün, yalnız başına uçman lazım. Hayat mücadelesi yapman lazım. Git kendine bir eş seç. Gerçekten bir yuva kur. Güle güle.
Sen misin? İyi dinle. Ben gelene kadar kimseye kapıyı açmayacaksın, anladın mı? Polise bile. Şimdi geliyorum. Al bakalım, bu son olsun. Bir daha da buraya gelme. Başımın derde girmesini istemiyorum. Merak etme, zaten bir daha olmayacak. Şansın açık olsun. Sağ ol. Kızı kaçırdılar. Cellat peşlerinde. Anlaşıldı, ekipler hazır. Bütün ekipler dikkat! Bütün ekipler dikkat! Yıldırım 2 konuşuyor. Anlaşıldı, tamam.
Kardeşliğini ödeyeceksin! Şuna saklanma Orhan, seni tanıdım! Zaten önemi kalmadı. Nasıl olsa kimseye anlatamayacaksın. En küçük bir hareketinde Semra'yı vururum! Senin olduğunu daha önce anlamalıydım. Yıllarca bu planı kurdum. İşi çok iyi düzenlemiştim. Ama kiraladığım adamın Semra'nın sevgilisi çıkması her şeyi alt üst etti. Boşuna uğraşma, oyunu kaybettin! Henüz değil, bir kozum daha var! Benden kurtulsan bile polisten kaçamazsın! Onlar işin başında olduğumu bilmiyorlar! Ama öğrenecekler! Evinde bu resmi buldum! Polis onu ele geçirince her şeyi anlayacak! Neredeyse gelirler zaten! Buradan çıkınca kimse beni yakalayamaz! Semra'yı bırakırsan sana bir şey yapmam! Bırakmak mı? Yürü! Yaşama garantim o benim! Tabancanı kullanırsan Semra'yı vurursun! Nişancılığın bu defa işe yaramayacak! Öyle korkmuştum ki Cemil! Artık kabus sona erdi, korkma! Nasıl oyununa gelmişim! Artık beni bırakma Cemil! Çok geç! Senden neden kaçtığımı, seni çok sevdiğim halde neden uzaklaştığımın sebebini anladın! Birbirimize destek olur, geçmişi unuturuz! Gırtlağına kadar çamura girmiş bir adamın yarını olamaz. Ben oyunu çoktan kaybetmiştim. Şu kadarını bil yeter. Seni seviyorum. Her zaman da sevdim. Teslim ol Cemil, kaçamazsın! Ne olur çılgınlık etme!
terfi etmen için.